İstanbul'umuzun içme suyu yolculuğu gerçekten meşakkatli bir yolculuk. Ve ne yazık ki İstanbul aslında yüzyıllar boyu içme suyu yolculuğunu yaşamış bir şehir. Tarihin derinliklerinde daha küçücük bir şehir iken dahi 100-150 kilometrelerden su taşınan bir başkent olmuş. Bugün geldiğimiz noktada da İstanbul'umuzun bu su yolculuğu devam ediyor ve bugün neredeyse 250 kilometre mesafeden Melen'den buraya akıtılan su, pompalanan su İstanbul için çok hayati. Onun için hep diyoruz İstanbul çok iyi planlanmalı ve nüfus yükü, buradaki insanların yaşam koşullarının kalitesi olgunlaşırken su gibi çok önemli rezervleri mutlaka iyi hesaplanması ve iyi planlanması şart. Bu bağlamda Melen'den başlayan bu su yolculuğunun bir başka özelliği var. Malumunuz İstanbul'un büyük bir kısmı Avrupa yakasında yaşıyor ve neredeyse 2/3 su tüketimi de bu tarafta. Böylesi bir yoğun bir su tüketiminin olduğu bölgenin tabii Anadolu yakasında yoğunlaşan, hem su rezervleri olarak yoğunlaşan hem Melen'in katkısıyla gelen ilave su kapasitesinin Anadolu yakasının Avrupa yakasına aktarılması ile ilgili süreçler İstanbul'umuzun tarihi boyunca hep bir yatırım alanı olmuş. Hatta yakın zamanda bir kısım kullanılmayan boğaz altından geçiş hatlarını da toparlayarak ve ihya ederek kullanımı açtık. Çünkü gerçekten tarihi rekorlar kırılan bir dönemin içerisindeyiz. Hem günlük su tüketimi hem de Anadolu yakasından Avrupa yakasına su aktarımı hususunda. Bu kapsamda özellikle geçen yıl mesela Avrupa yakasındaki rezervlerimiz inanılmaz kurak geçti. Ama Anadolu yakasında da tam tersi bir durum vardı ve bu geçişler bizim kesintisiz su ihtiyacını karşılama konusunda da Avrupa yakasında bu tür yatırımlarımızın karşılığını bulduk ki şimdi özellikle suyu Melen'den buraya basılması ile ilgili süreçte 700 bin metreküplük bir ek kapasiteyi devreye aldık. Tabii günün sonunda Melen'de sıkıntımız rezervin de olmaması. Yani orada suyu rezerv edemiyoruz, biriktiremiyoruz. Gelen anlık yağışlarla biriken suyu pompalayabiliyoruz. Bunun da sebebi ne yazık ki artık cevap dahi alamadığımız ve süreç dahi planlamada zorlandığımız Devlet Su İşleri tarafından yapılması gereken Melen Barajı meselesi. Bu hem bizim oradaki suyu rezerv etmemiz, depolamamızla birlikte aynı zamanda enerji tasarrufunu da sağlayacak. Çünkü o baraj aynı zamanda enerji üretecek. Tabii bu bizim talihsizliğimiz. Umarım bir an önce hem bakanlık hem Devlet Su İşleri sağlıklı bir süreç tarifler ve bir an önce ne zaman bitirileceği ve 1 milyar metreküp'e yakın suyun rezerv edileceği, biriktirileceği baraj ne zaman İstanbulluların yaşamında yer bulur. Bu açıkçası bizim hayati meselemiz olan su meselemiz açısından çok önemli bir konu. Şimdi tünele gelirsek bu 20 kilometre, evet, 20 kilometreyi biraz aşan bir mesafede yerin altında çelik çapımız 3 metre. Tabii çok iyi bir teknoloji burada hesap edilmiş ve kullanılmış. Projeyi başlangıcında devralmıştık fakat ne yazık ki İSKİ yatırım yapan bir kurum. Sadece suyu dağıtan ya da dağıttığı suyun atık suyunu rehabilite edip arıtıp doğaya bırakan bir kurum değil. İstanbul habire yatırım yapan, yani şu iş bile 10 milyar lira yaşan bir yatırım ve inşallah önümüzdeki sene bitireceğiz. 4-4,5 senede kendi öz kaynaklarıyla da bitirecek İSKİ. O bakımdan İSKİ tarife konusunda koşullarını planlarken İstanbul'un ihtiyaçları karşılığındaki yatırımları da yapabilecek bir tarifeyi organize etmek zorunda. Bu 2 kere 2 = 4. Ama bu konu geçtiğimiz dönem çok suistimal edildi ve neredeyse fatura konusunda şu anda bir takım polemiklere mevzu edilen süreçte
İSKİ'nin ne kadar hayati bir sorumluluğu yerine getirdiğinin unutulduğu bir dönemdeyiz. Ama vatandaşlarımıza biz bunu anlatıyoruz ve diyoruz ki su gerçekten çok zor bir mesele ve insanlarımızın kesintisiz bu suyu evlerinde görmesi şart, çağdaş ve yaşam kalitesinin en üst seviyede olması için bu kadim şehir İstanbul'da. Bu bağlamda bu 20 kilometreyi aşkın tünel, içinde gördüğünüz çelik borular ki yüklenicimiz yerli, çeliği üreten firma yerli, buradaki teknolojiyi planlayan mühendisler bizim insanımız. Dolayısıyla hem İSKİ'nin kadim deneyimleri, hem yüklenici firmamız, üretici firmalar, prekastından çeliğine, az önce benim yaptığım kaynağın elektrotundan birçok hususa kadar işbirliği içerisinde kaliteli bir iş ortaya çıkıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Emeği geçen bütün yöneticilerimize, İSKİ'ye, genel müdürümüzden emekçisine, yüklenici firmamıza, bütün çalışma arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. Umut ederiz bittiği tarihte de çok güzel bir açılışı yaparız. Şu anda 3 kilometreyi aştı galiba çelik boru, kaynatılmış çelik boru. Biraz daha yolumuz var ama hızlı bir çelik boru tedariki sürüyor. Bir yandan firma da hızlı davranıyor. Arkadaşlarımız önümüzdeki yıl bu zamanlarda bu tünelin insanlarımızın hizmetine geçeceğini ifade ediyorlar. Allah utandırmasın diyelim, Allah tamamını erdirsin. İnşallah kesintisiz suyu olan İstanbul'umuzu kötü şehirleşmeden uzak, şehir kalitesiyle, şehirleşme kalitesiyle, bir de bu yapıların varlığı deprem açısından da çok büyük bir nimet. Yani bir deprem anında dahi kesintisiz suyun nitelikli ve güçlü bir biçimde, statik olarak iyi hesaplanmış bir biçimde insanlarımıza erişimini de sağlıyor. Tüm bu yönleriyle çok özel bir projede bulunmaktan, yerin tam 50 metre altında şu anda bulunmaktan mutluyum. İstanbullularımıza hayırlı uğurlu olsun. Başkanlar çekiyor. Başkanlar çekiyor. En zor bir kişi var.